Emiton Sabit. Şimdi önce işte boyun eksende parçacıkla nasıl gittiğine bakmamız için harekete nasıl bakarım? Parçacık üzerinde nasıl kuvvetler var? Bunu bulmam lazım. Ondan sonra bir tane hareket denklemi çıkartacağım. Hareket denkleminden sonra da hareketin nasıl olduğunu görebilirim. Buradaki gördüğümüz kuvvet ne? Lorentz kuvveti. Hızlandıcılarda işte işin içinde olan kuvvet. Buraya şöyle baktığımızda nedir kuvvet? Kuvvet eşittir momentum değişimidir, değil mi? Zamana göre momentum değişimi veriyor kuvvet. İşte bizim belli bir kuvvetimiz var. Bu kuvvet bize momentumun değişimini veriyor. Bu momentumun bir momentumumuz var. Bir yerde kuvvet etki ettim. Momentum değişti. Sondaki momentuma bakıyorum. Ondan sonra oradan hızımı çıkartabiliyorum. Parçanın nasıl hareket ettiğini bulabiliyorum. Böyle böyle adım adım gidiyorum. Bu nümerik integrallerle oluyor hesaplamalar. Şurada gördüğünüz bir elektrik alan var. Burada momentum değişim eşittir yük çarpı elektrik alan. Bu nerede oluyor? Sadece elektrik alan varsa, manyetik alan yok. RF kovuklarına genelde böyle oluyor. Şurada da sadece manyetik alan var. Bu da nerede oluyor? Mıknatısların içinde. Orada elektrik alan olmuyor. Şimdi formüller. Bunu herkes biliyor. Sadece yazdım buraya elinizde olsun diye. Akşama falan bakarsanız. İşte beta faktörü özel görelilikte. Gama faktörü. Momentumumuz gama çarpı yük çarpı kuvvet. İşte burada kinetik enerjimiz var. Burada da durağın nedir bu? Kütle enerjisi var burada. Bu kütle enerjisiyle kinetik enerji topladığınızda toplam enerji oluyor. Biz hızlandırıcılarda enerji diyorsak en azından protonlarda elektronları bilmiyorum. Hız diyorsak her zaman kinetik enerjiden konuşuyoruz. Tamam mı? Kinetik enerji. Şeyde proton elektronlarda nasıl? Hız bahsediyorsam toplam enerji mi yoksa şey mi? Evet. Hızdan enerjiden bahsederken biz şeyde protonlarda enerji diyorsak kinetik enerji anlıyoruz her zaman. Elektronlar da öyle. Yani hızlandırıcılardaki evet. Evet. Yani bir 5 mV, 10 mV diyorsam bu demektir kinetik enerji. Tamam, toplam enerji değil. Unutmayın. Enerjinin birimi ne? Elektron volt. İşte 1 voltluk potansiyelden bir elektronu hızlandırdığımda veya bir fotonu hızlandırdığımda kazandığım enerji 1 elektron volt. 1 voltluk potansiyelde kazandığım enerji. Momentum birimi de elektron volt bölü C. Kütlenin birimi de elektron volt bölü C kare. MV kareden falan bunların hepsini bulabilirsiniz böyle. Şimdi faz kararlılığından bahsedelim. Az önce bahsettik bunlardan biraz. Yine üzerinden geçelim. Şimdi tek bir parçacığı düşüneceğiz burada. Bunu yaparken. Ve burada bu parçacığı düzgün hızlandırmak için hangi fazı seçmemiz gerektiğini bulacağız. Hızlandırma boşluklarında. Ve bunu arda arda boşluklardan geçtiğini düşüneceğiz. Bir önceki derste gördük. Parçanın hızı arttıkça bizim hücremizin boyu ne oldu? Hızlanma hücresinin boyu. O da artıyordu. Doğrusu hızlandırıcılarda. Buradaki vidörün hızlandırıcısı, yine demin gördüğümüz gibi burada bir yerden bir yere geçerken bizim geçme zamanı neydi? Aynı fazı hissetmek istiyorsam eğer ben, tepeden tepeye gitmek istiyorsam benim burada zamanımın t bölü 2 olması lazımdı. Bu zıt fazlı bir yapı, pi kipli bir yapı. Burada hücre boyunun beta lambda bölü 2 olması lazım. Yani burada parçacıkların hızı arttıkça eş zamanlı korumak için benim hücremin boyunu da artması lazım. Sıfır kipli bir yapıda DTL'in içinde benim bir boşluktan diğer boşluğa geçme zamanım neydi? Sıfır kipli de. Burada periyottu. Burada hücremin boyunun beta çarpı lambda olması lazım. Yani buradan buraya atlıyorum. Periyot kadar fark var. Burada da benim hücremin boylarının yine uzaması lazım beta arttıkça ki ben eş zamanlı sağlayabileyim. Yani ben buradaki fazdan şu hücrede bu fazı hissediyorum. Diğer hücrede yine bu fazı hissedeyim diyorsam benim geçiş zamanımın bu olması lazım. Eğer farklı fazları atlamak istiyorsam eğer ben burada tasarımda o zaman benim zaman şeyi buradaki boylarla oynayarak ben bu parçacığın fazını buraya getirebilirim. Ama buradan buraya geçirmek istiyorsam bu boşlukta bunu hissetsin istiyorum, bu boşlukta bunu hissetsin istiyorum. O zaman bunun tam T olması lazım, periyot. Yine eş zamanlıkta, yani kararlı halde gitmek istiyorsam ben bunun fazının her hep tepede olmasını istiyorsam bu arada tek bir parça hızlandırıyorum, tamam mı? Unutmayın. Hep tepede gitmesini istiyorsam ben bu parçacığın öyle bir ayarlamadım ki ben bunların boylarını
beta lambda her zaman elektrik alanlarla parçacığın eş zamanlı korunsun. Bu parçacığa tek bir tane parçacık hızlandırıcı dedik ya, bu parçacığa ne deniyor? Eş zamanlı parçacık. Ben hızlandırıcı tasarlarken bir tane parçacık alıyorum önce. Bir eş zamanlı parçacık oluyor bu. Hızlandırıcının işte elektrik alanlarını bu parçacığa geçiriyorum. Nasıl hızlanıyor diye bakıyorum. Ondan sonra bohçayı işin içine katıyorum. Tasarımda sadece önce bir parçacık vardır önce. Şimdi nedir bu? Yani sinkrotron, eş zamanlayıcı. Bu eş zamanlayıcı da eş zamanlığa bakalım şimdi. Nasıl oluyor burada? Bu bir doğrusal hızlandırıcı diye bir dairesel hızlandırıcı. Benim burada bir RF kovum var. Burada da mıknatıslarım var. Bunu daire çizdik ama tam daire olmayabilir. Ama genelde bir daire şeklinde. Parçacık buradan geçiyor. Belli bir fazda. Ondan sonra dönüp dolaşıp yine geri geliyor. Ben yine aynı fazı hissetmesini istiyorum, tamam mı? Burada RF kovu durmadan salınım yapıyor. Bir tane kovuk olsun sadece burada. Salınım yapıyor durmadan. Burada gördüğünüz RF kovunun elektrik alanı sağa sola sağa sola gidiyor. Artı eksi artı eksi böyle gidiyor. Burada N tane salınım yapıyor. Parçacık buradan buraya dönene kadar. Ben buradan geçtiğimde şu fazı hissetti. Dönüp dolaşıp yine geldiğinde yine bu fazı hissetmesini istiyorum. O zaman benim dönme zamanımla bu RF'in periyodu zamanı arasında bir ilişki var mı? Var. Eğer ben burada N tane tepe sayıyorsam, N tane diyelim, H tane diyelim burada artık. Bunları saydım. Benim dönme frekansım burada, geçen zaman yani parçadan buradan buraya gelene kadar geldiği zaman benim bu periyodun tam katı olması lazım. Ki tam bu tepeye yerleştirebileyim. Anlaşıldı mı? Burada dönme frekansıyla benim RF'in frekansı arasında böyle bir ilişki var. Buna harmonik sayı deniyor. Harmonic number İngilizce'de. Ben de H'ye bıraktım onu. Burada periyot ne? Frekans ne? 1 bölü T. Oradan bunların 1 bölünü alırsanız buradan RF'in frekansıyla dönme frekansı arasında böyle bir ilişki olduğunu gösterebilirsiniz. Yani benim RF'in frekansı dönme frekansının tam katları olması lazım. Bir sorumuz daha var. Benim çikolata gelecek şimdi. Eş zamanlı sağlamak için doğrusal hızlandırıcılarda hücre boyunu uzatıyorum. Burada ne yapacağım şimdi? Burada hücre boyu diye bir şey yok burada. Bir tane kovuk var burada. Parçacık dönüp geliyor buraya. Burada parçacıklar hızlanıyorlar mı? Evet. Parçacık hızlanıyorsa burada dönme periyodu değişiyor mu? Dönme periyodu değişiyorsa burada parçacıklarla RF elektrik alanları arasındaki eş zamanlık bozulacak. Ne yapmam lazım ki eş zamanlığı koruyayım ben şimdi burada? Yarıçap değiştiremem. Eş zamanlayıcı dediğim şey zaten o. Yarıçap sabit. Frekansı değiştireceğim. Ne yapacağım frekansı? Kovun frekansını. Dönme frekansı arttı. Kovun frekansını arttırman lazım o zaman. Bu pratik bir şey mi? Bunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ben kovukları tasarlarken her kovuğun belli bir neyi var? Ne deniyor ona? Bant genişliği. Bant genişliği belli bir salınım yapabildiği belli bir frekans aralığı var, tamam mı? Bu çok fazla değişemiyor bu frekans aralığı. Kovuktan kovuğa değişiyor tabii ki bu. Şimdi eğer bu bant aralığı çok yüksek değilse parçacıkların hızlarının çok değişmemesi gerekiyor eş zamanlığında ki ben frekansı çok artırmak zorunda kalmayayım. Doğru mu? Eş zamanlı korumak için frekansı artırmam lazım benim burada. Ama çok artırmam gerekiyorsa benim RF kovuğum bunu yapamaz. O yüzden işte eş zamanlıcı o yüzden yüksek hızlarda kullanılıyor. Yüksek enerjilerde parçacıkların hızı nedir? Neredeyse sabittir değil mi? Işık hızına yakın olduğu için parçacıkların hızı çok değişmiyor hızlar. O yüzden frekanslarını çok fazla değiştirmek zorunda değilim ben eş zamanlı RF kovuklarının. Bu yüzden bir parçacığı alırsanız, sizin sadece elinizde bir tane eş zamanlıcı olsun, sinkrotron olsun, siz buradan parçacıkları başlatıp hızlandıramazsınız. Her zaman bir tane doğrusal hızlandırıcıya ihtiyacınız var. Her zaman bir belli bir hıza ulaştırıp ondan sonra koymanız lazım eş zamanlının içine. Parçacıkları bu yüzden. Frekansı çok değiştiremediğiniz için RF kovukların içinde. Tamam. Yani eş zamanlayıcı da eş zamanlığı sağlamak için de, faz kararlı olması için de işte şunun sağlanması gerekiyor. Parçacıklar hızlandıkça mıknatısların alanları nasıl değiştiriliyor? Alanları arttırılıyor değil mi? Mıknatısların alanları saptırmak için. İşte
dönerken işte hızlandırdım. Mıknatısların güçlerini artırılması lazım ki dönebilsin bunlar. Aynı zamanda işte RF kovuklarında da ayarlama yapmak lazım. Eş zamanlı sağlamak için. Şimdi var mı buraya sorumuz? RF fazıyla boyuna odaklamaya bakalım şimdi. Dikine eksende odaklamayı nasıl yapıyoruz? Parçacıklar böyle nasıl gidiyorlar? Parçacıklar 4 kutuplar sayesinde böyle gidiyorlar. Boyuna eksende böyle bir şey yok. Boyuna eksende de benim odaklamam lazım parçacıkları. Niye? Çünkü tek parçacık olduğunda işler kolay. Şimdi çok parçacığa geçeceğiz. Tek parçacık olduğunda benim referansım zaten o. Onu güzel güzel hızlandırıyorum. Ama benim 3 tane parçacık düşüneyim şimdi. Bu 3 tane parçacık eğer birbirinden çok uzaktaysalar, bunlar kovuğun içinden geçerken farklı elektrik alanı hissedecekler. Doğru mu? Elektrik alanı değişiyor kovuğun içinde. Eğer bunlar farklı elektrik alanı hissederlerse bunlar birbirinden uzaklaşabilirler. Bu da benim işime gelmiyor. Benim bohçayı her zaman küçük tutmam lazım. Bohçanız ne kadar güzelse o kadar verimli hızlandırabilirsiniz parçacıkları. Aklınızda bulunsun. Unutmayın bunu. Önemli. Ya benim bohçayı kısa tutmam lazım. Bohça açılmaya meyilli. Ben bunu zaman sıkıştırıyorum. Evet, boyuna eksende demetin bohçalı yapısını RF fazının uygun şekilde seçerek sağlıyorum. Tamam mı? Şimdi nedir bu? Şimdi RF'le neler yapıyoruz? Şeyde kas okulunda böyle bir ders vardı. RF Gymnastics diye. RF'le neler yapabildiğinizi anlatıyorlardı. Şimdi burada bir elektrik alan var. Parçacığın nereye geldiğine bakarak ben hızlanmış mı yavaşlamış mı diye görebilirim. Şuraya baktığınızda burada ne var? Parçacık burada pozitif elektrik alan hisseder. Buraya negatif elektrik alan hisseder. Buraya gelirse parçacık yer hızlanır. Buraya gelirse yavaşlar. Ben ne istiyorum? Hızlanma istiyorum değil mi? Demek ki buraya bir yere koymam lazım. Bir soru daha. Şimdi hızlanma istiyorum. Buraya nereye koyarsam koyayım burada parçacıklar hızlanacaklar. Ben şimdi tepenin soluna mı koyayım sağına mı koyayım parçacıkları? Soluna. Niye soluna? Evet, soluna koyacağım. Ama her zaman değil. Az sonra konuşacağız bunu. Şimdi bunun cevabı genelde soluna koyuyoruz ama bunun cevabı benim hangi tip hızlandırıcı olduğuna göre değişiyor. Dairesel hızlandırıcı da farklı olabiliyor bazen. Ve amacımın ne olduğuna bağlı. Hızlandırmak istiyorsam evet, genelde soluna koyacağız. Bazen yavaşlatmak istiyorum. O zaman da şuraya koyacağım parçacıkları. Yani ben RF fazını seçerek parçacıkları istediğim şeyi yaptırabiliyorum. Şunları yaptırabilirim. Hızlandırırım, dağıtırım. Hızlandırırım, toplarım. Yavaşlatırım, dağıtırım. Yavaşlatırım, toplarım. İstediğim şey yapabilirim. Buradaki fazları seçerek. Şimdi faz dediğimiz şey ne? Faz da elektrik alanı ben ifade ederken nasıl ifade ediyorum burada? Bir maksimum elektrik alanı var burada şuradaki. Şunun grafiği nedir? Bu sinüs grafiği. Burada bir kovun içi elektrik alanı nasıl değişiyor? Sinüse bağlı değişiyor. Bir maksimum elektrik alan şu değer. Ve sinüs veya kosinüs fi olarak değişiyor burada. Sinüs kosinüs. Birbirinin 90 derece faz farkı var sadece. Aynı fonksiyonlar. Bu değişiyor. İşte buradaki benim bu sinüsün veya kosinüsün değerini belirten şey burada faz bu. Tamam mı? Şuradaki RF fazını gösteriyor bana. Bu faz neye göre değişiyor? Faz dediğim şey de bu açısal hız çarpı T'den geliyor. Yani burada açısal hızın benim nedir? 2 pi çarpı F'tir. Kullandığım RF frekansı. Yani burada bu sabit. Değişmiyor benim hızlandırıcıda. Gerçi birazcık değiştiriyoruz. Dairesel hızlandırıcılarda. Sabit. Burada o zaman RF fazıyla zaman aynı şey aslında. Zaman gittikçe RF fazı değişiyor. Yani şuradan görebiliyorsunuz. Zaman geçtikçe elektrik alanlar değişiyor kovunun içinde. Benim ya bu yüzden belli bir faza gelmesini istiyorsan parçacıkların zamanlamasını iyi aramam lazım. Eş zamanlık da buradan geliyor. Şimdi boyuna odaklama nasıl oluyor? Şimdi dorsal hızlandırıcı var bir tane burada. Dorsal hızlandırıcı üzerinden gidelim. Eş zamanlı parçacığın erken burada bu yöne gidiyor parçacıklar. Bu parçacık erken gelmiş kovağa. Tamam mı? Önde geliyor bu. Kovağa erken girecek. Bu benim tam istediğim zamana gelecek. Ben buna göre tasarladım hızlandırıcımı. Bazı parçacıklar da geç gelecekler. Şimdi benim erken gelen eş zamanlı parçacığım şurada olsun. Erken gelen parçacığım nerede olur? Sağında mı solunda mı? Niye? Niye solunda, niye sağında? Önden gidiyor sağında.
Zamanda erken mi geliyor, geç mi geliyor zamanda? Zamanda erken geliyor. Neresi erken zaman burada? Evet, solu. Demek ki soluna gelecek. Ya bunu o yüzden koydum. Unutmayın, bazen bu grafikler işte düşünmeniz lazım. Gerçek uzay, faz uzayı, bunlar böyle sağında solunda bazen zıt olabiliyor. Burada eş zamanlı parçacık benim tam istediğim zamanda geliyor. Erken parçacık zamanda erken geliyor. Zamanda erken burası. Sıfır zaman, zaman ilerliyor. Tamam mı? Zamanda erken buraya geliyor. Bu elektrik alanı hissediyor. Geç gelen parçacığım da buradaki elektrik alanı hissediyor. Şimdi bu parçacık erken geldi. Hızlı demek ki bu parçacık erken gelmiş. Bunların ben bir araya gelmesi için ne yapmam lazım? Öndekini şimdi sadece burada sadece boş çalama var. Tamam mı? Niye boş çalama var? Burada benim eş zamanlı parçacığımı hızlandırıyor muyum ben? Eş zamanlı parçacığım hızlanıyor mu burada şu anda? Hızlanmıyor. Burada bir hızlanma yok. Yani ortalama ivme sıfır burada. Öndeki parçacıkları ben yavaşlatacağım, arkadakileri hızlandıracağım. Nasıl yapıyorum bunu? İşte buradaki fazı seçerek. Hangisi arkada burada? Hangisi arkada? Evet, geç gelen pozitif elektrik alanı hissetti, hızlandı. Öndeki negatif elektrik alanı hissetti, yavaşladı. O zaman ne olur bunlar? Birbirine yaklaşırlar. Bu boşçalama işte. Buradaki faz eksi 90 derecedir ve boşçalama fazıdır. Şimdi hızlandırmak istiyorum ve boşça yapısını korumak istiyorum, tamam mı? Eş zamanlı parçacık, şuraya koydum eş zamanlı parçacığı. Erken gelen parçacık solda, geç gelen parçacık sağda. Zamanda erken geliyor, zamanda geç geliyor. Burada şimdi hepsi hızlanıyor mu burada? Hepsi hızlanıyor. En çok hangisi hızlanıyor? Geç en az hangisi hızlanıyor? O zaman bunlar bir yerden sonra böyle yaklaştılar mı birbirlerine? Demek ki ben burada işte bunları bir araya getirebiliyorum. Bu boşça yapısını koruyabiliyorum. Ama bir yerden sonra arkadakini hızlandırdım, öndekini yavaşlattım değil mi? Bir yerden sonra bunlar yan yana gelecekler. Ondan sonra arkadaki öne geçecek. Öndeki de arkada kalacak. Ondan sonra başka bir kovun içine girmesi lazım. O nasıl olacak ki? Oraya geldiği zaman Bir kovun varsa sadece arkadaki parçacığı ben çok hızlandırdım, öndekini az hızlandırdım. En fazla yan yana girdi. Niye? İlerlediler, yan yana geldi. Ondan sonra daha da ilerliyor, öne geçiyor ondan sonra. Aldı mı? Yavaşlatan bir şey yok ya arkadaki. Bir araba düşün. Tamam, ona geleceğiz şimdi. Bunu gördük zaten. Bunu da gördük. Bu neymiş? Tamam, bu da aynı mantık. Bunu da gördük az önce. Şimdi ne istiyorum? Burayı yazmamışım ya. Nasıl hızlamışım. Şimdi yavaşlatacağım. Ama yavaşlatırken de dur. Şöyle bir şey olduğunu düşünün. Burada ne oluyor parçacıklar? Yavaşlıyorlar değil mi? Yavaşladığında hangisi çok yavaşlıyor burada? Erken gelen çok yavaşlıyor. Sondan gelen de az yavaşlıyor. Burada boş yapısı dağılır mı yoksa boş yapısı korunur mu burada? Evet. Evet, aynen öyle. Gene toplanır. Ya bunları Arif'in nasıl işlem yaptığını görmek istiyorsanız bunu böyle düşünmeniz lazım. Göreceli hareketten. Yavaşlatan makineler de var. CERN'deki mesela antiproton desilerator kullanabilirsin. Şimdi bitirelim mi? 12 oldu saat.